Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda size arkadaşlar aslında birkaç anahtar noktadan bahsedeceğim ve bunların faydalarını göstereceğim inşallah. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, şu oyunda şu anda en önemli unsurlardan bir tanesi şövalye unvanına sahip olmanız. Şövalye unvanına sahip olmanız inanılmaz derecede önemli arkadaşlar, çok önemli oldu artık. Ya, tabiri caizse şövalye unvanına sahip olmayan oyuncular üvey evlat. Tabi şövalyeden sonra koleksiyoncunun parçası geliyor. Eğer koleksiyoncunun parçası sahip değilseniz dış kapının dış mandalı rolüne geliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka bu unvanları almanız lazım. En kısa zamanda almanızı tavsiye ederim, bu bir. Peki alırsanız ne olur? Önce şurada gelen bir paralı teklifi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada 1000 TL'lik bir teklif var. Bununla ilgili bir video yapmıştım. İzleyebilirsiniz. Şuradaki şövalye rütbe yükselticisi, seçici, şövalye kristal parçası seçici ve süper yetenek tercihi seçici arkadaşlar 1000 TL'ye verdiler ve içinde hakikaten yani benim gözümde gerçek parayla toplasanız ABC 100 TL bir şey, 100 TL, 150 TL falan. Ama hadi farz edelim ki burası 1000 TL ise arkadaşlar. Şimdi kabam bu ay gerçekten muazzam ödüller getirdi. Yani efsane ödüller getirdi. Yani Marvel Şampiyonlar Turnuvası tarihinin arkadaşlar en yüksek ödülleri. Bu ay ne vardı? Mesela şöyle baktığınızda oyuncu hesaplaşması vardı. Oyuncu hesaplaşmasında şöyle 6000 parça 5 yıldız, 3000, 9000'den aşağı da var. Toplam 15000 parça 5 yıldız var ve gayet de basit bu bir. Yine altınlara baktığımızda arkadaşlar toplamda da 2 milyonluk bir altın verdi. Ki altın sıkıntısına çok da güzel bir çözüm oldu diyebilirim arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, şöyle geldiğimizde patron akınları vardı. Yani ödülleri gerçekten dehşet arkadaşlar. Gerçekten dehşet. Yani hepsini tek tek açıp göstersem yani şey yetmez. Vakit yetmez abi. Ben sadece şunu göstersem, yani şöyle baktığınızda 6000 parça 5 yıldız, 500 parça da 6 yıldız deseniz arkadaşlar. Bir de şuna baksak. Şunu da 2000 parça 5 yıldız ve efsane kısa. Yani 8000 var. 5 tane götürdüler arkadaşlar bu şekilde. Doğru mu? 5 tane normalleri vardı. Sırf 40.000 parça 5 yıldızı da buradan verdi. 4 tane de 5 yıldızı buradan verdi. 15.000 de oyuncu hesaplaşmasından vardı. Bu ya Omega seviyesi zaten çok çok başka bir şey. Yani şuraya bakıyorum abi. Kafayı yememek elde değil ya. 2 tane T5 veriyor arkadaşlar. 2 tane T5. Size gösterdiğim 1000 TL'lik teklifin içerisinde arkadaşlar alabileceğiniz ne var? Bir yarım T5. Hani en ilerinden bahsediyorum. Yarım T5 veyahut da %10'luk S5. Yani Alpha 2 söylemiyorum ya artık. Alpha 2 yanlarında çok küçük kalıyor. Burada hem 2 tane T5 var, hem de 2 tane %10'luk S5 var. Bir tanesi seçici ve Alpha 2'yi alıyorsunuz arkadaşlar yanında. Yani o 1000 TL teklifse bu inanın bana 5-6 bin TL'lik teklifse arkadaşlar. Ama 31 dövüş karşılığında çok rahat geçebiliyorsunuz bunu. Bu arada kaç gün var bitirmesiniz, mutlaka bitirin. Bak 5 günü kalmış, yazık günü arkadaşlar. Keza yine burada 6 tane Alpha 1, bir tane Alpha 2, 9000 T5, 6 tane T4, S4'ler akıyor abi, akıyor. Gerçekten çok güzel akıyor. Şöyle gel. Bir de kahramana bakalım. Kahraman ödüllerine baktığımızda arkadaşlar yine Alpha 1'ler, T4'ler coşmuş geliyor arkadaşlar. Yani sırf şurası, sadece Omega seviyesinden bahsediyorum. Bak diğerlerinden bahsetmiyorum. Bence arkadaşlar burası sırf 7000 TL değerinde. Yani şuraya da kattığınızda arkadaşlar 10.000 TL'den fazla değeri olan ödülleri bedavaya alıyorsunuz. Oraya göre kıyaslarsınız. 10.000 TL. Çok güzel abi. Yani bedava ödüller devam ediyor. Bitmedi abi. Bu ay kabım ödülleri gerçekten çok güzel. İnşallah her ay böyle yapar. Nazar değmez. Ben kabama genelde söven biriyim. Beni bilen bilir arkadaşlar. Kabamla aram pek iyi değildir. Ama ya ne yazık ki burada ne yazık ki diyorum övmek zorundayım. Gerçekten çok güzel ödüller götürmüşler. Daha bitmedi. Mutant Hazine Adası'nda yani şövalye bölümü var, şu kırmızı mor Death Dance'ı yazan arkadaşlar. Buradaki ödüller yani T5 parçalarından tutun ki yarım T5 alıyorsunuz yine. Ondan sonracığıma ve 5 yıldız parçaları muazzam seviyede. 6 yıldız parçaları çok iyi. Neredeyse o 5000'e yakın, belki daha fazla 6 yıldız parçası var. Çok fazla sayıda T4 var. Alpha 1 var. Aklıma gelmiyor. Başka 5 yıldız cevher uyandırmalar var. S5'leri saymıştım herhalde. S5'ler var. Ondan sonra cima. Platinum Pool muhabbeti var. Ekstra kredi var. Şu ikinci bölümde arkadaşlar. Hepsinde gerçekten çok dehşet ödüller var. Yani toplamda 32 giriş yapabiliyorsunuz. Daha henüz 18-19 giriş hakkımız daha var. Ben girdim ama daha hala hakkımız var. Destansı da %51 ödüllerin hepsini almışım. Burada hepsini almayacağım. Burada %100 atmayacağım arkadaşlar. Neden yapmayacağım? Çünkü bazı benim için önemsiz eşyalar var. Şöyle baktığımda mesela 5 yıldız ölüm taşları bir işime yaramaz. Bir de 10'ar tane koymuş. O az olmuş ama problem değil.
Mesela 3150 parça T5'ler çok güzel arkadaşlar. Bunları toplarsanız bir yarım T5'ten fazlasını alabiliyorsunuz aslında ama çok eşya gidiyor. Yani çok kutu gidiyor, anahtar gidiyor. Altın problemi olanlara 600 binlik bir sürü altın var. Burada yine 2 milyona yakın altın var arkadaşlar. Hatta daha fazlasını da bulabilirsiniz. Yine alınması gerekenleri almışım, sömürmüşüm. Burada yine T5 parçaları var. 3 tane T4 var ama bu biraz kötü olmuş çünkü çift anahtar istiyoruz için. Yani şuradaki 5 yıllık özgünlük alınmaz. Aslında burasını hemen hemen bitirdim arkadaşlar. Burada çok bir şeyim kalmadı benim. Şimdi biraz da küçük destansı olan yeri sömüreceğim. Biraz da buraya anahtar büyüttüm. Çünkü o tarafta çok bir şeyim kalmadı. Buralarda alacağım ne kalmış? Şöyle böyle, ödüller çok değişti arkadaşlar. Yani hakikaten muazzam. 750 parça 6 yıldızı. T5'leri geçin dedik. T4'ler var. Bu 5'leri geçiyorum. 2500 parça 5 yıldızlar var. Yarım alfa 2 artı T5 var. Platinum Plus'dan almıştım. Kaçar mı? Başka ne var? Şöyle baktığımızda arkadaşlar altınları falan geçiyorum abi. 5 yıldız cevher uyandırma var. Yarım alfa 2 var. 5 yıldız var. 15 binlik 5 yıldız var arkadaşlar. Bunlar çok güzel ödüller yani. Öyle kolay kolay bulunamayacak ödüller. Yine T4'ler falan filanlar. Bayağı bir ödül var arkadaşlar. Hatta bir kademe daha düşüğüne gideceğim. Oraya da yani buradaki ödüller de arkadaşlar en az 5000 TL. Yani bu şu anda kabımın verdiği 1000 TL teklifi oranla gidiyorum. Çok güzel teklifler var. Yani şuraya baktığımızda ne varmış? Alfa 1 artı T4. Yine T3'ler falan. T3'ler buna benzer küçükler için geçerli. T3. Alfa 1 artı T4 çok güzel bir kere ya. Alfa 1'ler. T4'ler. 4 yıldız parçaları. Yani küçük oyuncuları düşünmüş abi adamlar. Efsanevi kristal artı altın. 4 yıldız genel cevher uyandırma. S4 artı T4. 500 parça 5 yıldız. T4 S4'ler. Her taraf T4 ve 5 yıldız parçası dolu arkadaşlar. Yani küçük oyuncuları da fazla fazla düşünmüşler bence. Yani arkadaşlar bu ay Kabam'ın getirdiği ödüller gerçekten Marvel Şampiyon Turnuvası tarihinin en iyi ödülleriydi. En iyi ödülleri inşallah devam eder. Aynı zamanda burada arkadaşlar şövalye zorluk seviyesi eklendi bildiğiniz üzere. İşte şövalye ünvan olması çok önemli diyorum ya. Yani şöyle baktığınızda 2000 parça 6 yıldız. 4505 parça 5 yıldız. Bir tane daha burada şimdi %10'luk S5 geldi ki burada aslında iki tane var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Görev ver 4 yıldız görevi yapınca bir tane daha geliyor. 10.000 parça T5, 15.600 parça Alfa 2, artık 6 yıldız özgünlük taşları da geldi. Keza yine içerisinde arkadaşlar oldukça güzel ödüller var. Yani hepsi devam ediyor, boş durmuyor. Artık 6 yıldızlar falan aydan geliyor ve şu gördüğünüz arkadaşlar 6. kademe izolar var artık. 17.500'lük 6. kademe izolar var. Bu içeriğinde bir de. Yani şu andaki ödüller dediğim gibi şampiyonat turnuvası tarihinin en iyi ödülleri arkadaşlar. En iyi ödülleri. Sanki burası biraz düşmüş gibi ama çok bir şey değil yani. Öteki taraf çok güzel olunca burayı insan bazen görmüyor. Yani şöyle 2500 parça 6 yıldız burada var. Orada var bayağı. Her yandan topluyorsunuz. Yani her ay bir tane belki iki tane 6 yıldız açabileceğiniz gibi arkadaşlar muazzam derecede ödüller gelmiş. Bu yüzden arkadaşlar oyuna biraz daha ağırlık vermek lazım. Zaman ayırmak lazım. Ve maceralar gerçekten çok kolay. Yani kusura bakmayın da şuradaki şövalye zorluk seviyesi bile gerçekten kolay arkadaşlar. Yani 4 yıldızlarla bile bitebilir. Çünkü verdikleri kara özellikleri oldukça güzel arkadaşlar. Yine kesinlikle tavsiye ederim. Ondan sonra cima. Başka ne var? Varyantlar mesela çok güzeldi. Bu varyantın ödülleri gerçekten çok iyiydi. Yani seçmeli %25'lik nerede bu? %25'lik S5 ya. Daha ne olsun? T5'ler. Baksana 3 tane T5. Diğer varyantlarda bu kadar ödül yok arkadaşlar. Yine 6 yıldız parçaları. 5000 parça 6 yıldız. 5 yıldız R4 atma. Her geçen günde bunların rakamları artıyor ve büyük ihtimalle artmaya devam edecek. Yani bu ayı kaçırmayın. Hala 3-5 gününüz var. Özellikle Omega seviyesi için arkadaşlar. Eğer geçemiyorsanız, gücünüz yetmiyorsa bolca video izleyin. Bizim kanalımızda da var arkadaşlar. Canlı yayınlarla geçişler yapıyoruz. Yine onlara da bakabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur ve inşallah bir sonraki yayın ödülleri de en az bu kadar güzel olur diyorum. Biraz zor, biraz zor. Ama biçimde bir umut var. İnşallah ödüller böyle olur arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu ayki ödüller için? Buyurun yazın. Yani ben paraya vursam herhalde 10-15 bin TL eder yani. Şu dandik dündük şey 1000 TL ediyorsa abi. Ötekisi rahat 10-15 bin TL eder. Ya ödülleri düşündükçe insan vay arkadaş diyor ya. Ne hallere geldi diyor. Nereden nereye? Artık 5 yıldızları bırakın 6 yıldızlara bile ulaşmak oldukça
kolay arkadaşlar. Yani 4 yıldızlarla bile şeye girebiliyorsunuz. Hazine Adası'nın olduğu yere falan girebiliyorsunuz. En zor seviyeye. Ve elinizde doğru eurolar varsa çok çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir çok iyi ya. 10 üzerinden 9 veririm yani bu ayki ödüllere. Çok iyiydi. Siz kaç puan veriyorsunuz bu ürün yazın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.